Kanarya Adaları'ndan, Gran Canaria'dan, Las Palmas'tan mutlu akşamlar değerli basketbol severler. Bu kez tarih Atlas Okyanusu'nda yazılacak. ULEP Avrupa Kupası yarı final ikinci maçında Galatasaray Odeya Bank 14 sayının avantajıyla geldi buraya ve Herbalife Gran Canaria ile kozlarını paylaşacak. Bu son mücadelede finale çıkacak isim burada belli olacak Las Palmas'ta. İlk maçı Abdi İpekçi Arena'nın büyülü atmosferinde 89-75 kazandı Galatasaray Odeya Bank. 14 sayılık bir avantaj yakaladı. Ve şimdi ikinci mücadelede finalin ismi belli olacak. Yarı final mücadelelerinde Trento deplasmanda Strasbourg'u 74-68 mağlup etmişti. 6 sayılık avantaj evine gelmişti ama Strasbourg deplasmanda 8 sayıyla mağlup etti Trento'yu ve finale adını yazdıran ilk takım Fransız Strasbourg takımı oldu. Ben Hakan Aslan ve yorumlarıyla antrenör Gencer Bay Timur anlatımda sizlere yardımcı olacağız. Artık son 40 diyoruz koç. Ergin Ataman bu kupayı çok istiyor. Hiç kuşkusuz Aito Garcia Reneses de aynı düşüncede. Geçen yıl kapıdan döndüler. Finalde kaybettiler. Evet. Bu kez finali hedefliyorlar ama 14 sayılık çok büyük bir avantajla buradayız. Son mücadeleye başlayacağız. 14 sayı cebimizde. Evet, 14 sayı şüphesiz çok önemli bir avantaj. Ama tabii buradaki faktörler çok önemli. Son maçın, son 4 periyotluk oyunun, finale kalacak oyunun anahtarlarına bakacak olursak. Birinci faktör seyirci. Burada duyduğumuz kadarıyla 11.000 tribün bilet satıldı tamamı. İkinci önemli faktör hakemler. İlk maçta biliyorsunuz çok değişik bir maç yönetildi hakemler tarafından. Bugünkü hakem üçlüsünün nasıl maç yöneteceği çok önemli. Günlük performanslar, yani bu maça özel performans yükseklikleri, performans düşüklükleri, far problemleri bugün önemli faktörlerden bir tanesi ama bence bugün en önemli faktör mental faktörler. Yani paniklemeden sakin kalabilmek, her iki takım için de söylüyorum, bugünkü maçın anahtarı diye düşünüyorum. Soğukkanlı olabilmek önemli. Maçın baş hakemi Sırp İlija Belosevic, çok tecrübeli bir isim. Kariyeri boyunca 8 Avrupa Ligi dörtlü finalinde mücadele etmiş, düdük çalmış bir isim. Litvanya'dan Tomas Jasevičius ve Alman Clemens Fritz bu maçta düdük çalacak hakemler. İşte o hakemler görüntüye geliyor. Az önce beşler ekranlara geldi. Kevin Pangos, Brad Neely, Sasu Salin, Elias Bice ve Alen Omic'le başlayacak. Reneses bu kez Omic'le başlıyor. İstanbul'daki mücadelede genç Pasečnik'se ilk beşte şans tanımıştı. Ve Sinan Güler bugün gerçekten ortaya koyacağı savunma çok önemli. Black Shield, Eric McCollum, Vladimir Mitsov, Stefan Lazmi ve Sinan Güler beşi var Galatasaray Odeya Bank'ta. Çok büyük potansiyel, ucum potansiyeli çok yüksek bir takımla oynayacağız bugün. Özellikle kendi evinde 87.9, 88 sayı ortalamasıyla oynayan bir takım. Çok önemli. Bugün savunmadaki direncimiz gerçekten çok önemli. Gran Canaria Arena 11.500 kişilik bir salon. Ortalama 4.000 kişiyi oynuyorlar ama böylesi önemli bir mücadelede onların seyircileri de bu maça ilgi gösteriyorlar ama Abdi İpekçi Arena'nın atmosferi havası, atmosferi burada yok. Onu da belirtelim. Maç başlayacak. Başarılar Galatasaray Odeya Bank. Final yolunda son mücadele. Hava atışı ilk hücum. Ev sahibi Gran Canaria'dan Pangos. McCollum karşıladı Pangos'u. Sasu Salin. İlk maçta fazlaca canımızı yakan isimlerden biriydi. Salin, Omic içeride zorladı pozisyonu, atışında isabet çok. Güzel yardım geldi. Michov'un yardımı çok yerinde geldi. Blackshirt'ten McCollum'a. Mitsov. Stephen Lasme. Omic savunmasında Lasme'nin Blackshirt 8 saniye kaldığı için süresini tamamlanmasına. Lasme o topu kontrol etti. Stephen Lasme atışı kaçtı. Kendi ribaundunu aldı. Lasme basketi kaydediyor. İlk sayılar Lasme'den. Blackshirt de ilk maçın suskun isimlerindendi. Çok motiveydi ama bir türlü istediği sayıları bulamamıştı. Diliyoruz bu maçta o sayıları bulacak. Elie Spice zorladı pozisyonu.
Mitsov. İlk periyodun ilk dakikaları çok önemli. Maça adapte olmak açısından, salona seyirci adapte olması açısından çok önemli ilk periyod. Basma içeride Mitsov. Kendi şutunu yarattı. Atışı isabetli. Dasmin'in ardından Mitsov'un sayıları 4-2 öne geçiyoruz. Takımımızın en tecrübeli isimlerinden, en soğukkanlı isimlerinden. Bugün onun desteğine, yardımına çok ihtiyacı var takım. Bengals. İlk üçlük denemesi. Gran Canaria'dan isabetli Kevin Pangos. Pangos'un savunması atarak önemli. Başlaması. Aynen çok önemli. McCollum'un savunması burada çok kritik. Pangos'u savunuyor. Mutlaka daha fazla dirençli olması gerekiyor. İlk maçta da aynı şey vardı. Sinan Güler içeride. Lasme bomboş kaldı. Stephen Lasme. Sinan Güler nefis gördü Piken Rolkes'i. Yine ilk maçta da benzer pozisyonlarda Lasme çember altında. Şimdi Gran Canaria takımı pick and roll savunmasında çok yükseklere kadar çıkıyor. Takımımız da bunun antrenmanını mutlaka yaptı. Oralardan bu tür sayıları bekleyebiliriz takımımız adına. Kevin Pangos içeriye. Omic bu topu alamadı. Bir uzun adam için çok atılan kötü bir pas. İşte Yasmin'in smacı. Sinan Güler'in nefis pası. 6-5 üstünlüğümüz. McCollum. Sinan Pangos savunmasına Lasme içeri devirdi. Sinan bu kez atmadı. Lasme bir kez daha perdeye geldi. Sinan içeriye yüklendi. Omic'in üzerinden atışı. Lasme dokundu ama alamadı topu. Nibri ile hızlı çıktı Gran Canaria ama geriye iyi koştuk. Baez. İkinci kez Baez'in post-up'ından evet. Şutların üzerinden oynamaya çalıştı. Pangos'a. Pangos. Bu atışlar tehlikeli. Yani 2-2. Yayın gerisinden Kevin Pangos. Pangos, Salim ve Oliver. Bu üç kısanın savunması maçın hayati önemini taşıyor. Blackshirt bu kez kendi pozisyonunu yaratıyor. Basketi kaydediyor. Güzel, bu sayı önemli. Shilp'in atarak başlaması çok önemli. Dört sayıda kalmıştı ilk evet, maçta. Ergin Ataman da McCollum'u uyarıyor. Daha yakın savunma yapması açısından. Maçın ilk faulü Vladimir Mitsov. İşte Bice'la mücadelesinde faul kararı çıktı. Çok da katılacağımız bir faul değil aslında orada. Yani orada sabit dururken. Brad Neely şef karşısında. Omic'e pası. Bu da kötü bir pas. Ve yani top kaybı bir kez daha Omic'ten. Yine en önemli isimleri. Omic'in iyi başlamaması önemli. Kevin Pangos atarak başladı. Öyle de devam ediyor. Yani deminki saymadığım isimlerden bir tanesi de Brad Neely. Beşiktaş'ta oynayan oyunculardan bir tanesi. Müthiş Avustralyalı oyuncu. Çok tehlikeli. Sinan Güler. Omic savunmasında başarıya. Vladimir Mitsov. Bir üçlükte Mitsov'dan. Şu ana kadar Sinan müthiş pas dağıtıyor. Bakın Omic'in yardımı geldiğinde 3 sayının dışına müthiş bir pas. 11-8 öne geçiyoruz. 4 dakikalık bölüm geride kalmak üzere. Pangos bu kez Omic'e indirdi. Omic atmadı dışarıya. Neely 8 saniye var. Hücum süresinin tamamlanmasına Pangos aldı. 4 saniye faul McCollum. Kenardan topu oyuna sokacak ev sahibi ekip. Gran Canaria'da ilk hücumlarda Omic'e indirmeye çalışıyor. Çünkü Lasme'ye karşı büyük bir boy ve genişlik avantajı var. Size avantajı var. Oradan faydalanmaya çalışıyorlar ama şu ana kadar oraya top indiremediler. Pangos. Baez'i içeri devirdi. Atmadı Pangos. Sonra Lasme kaldı karşısında. Baez'i buldular. Şiften kurtuldu. Hücum süresi dolarken üçlüğü gönderdi. Baez ilk maçta da bize çok zarar veren oyunculardan bir tanesiydi Baez. Maçta bir kez daha denge var. 11-11. Sinan Güler tembere gitti. Nefis, Sinan Güler. Nefis. Bir de basket çıktı. Bir de serbest atış kullanacak Sinan. Kaptan müthiş başladı. Basket faul kararı sonrasında. Yeah.
Bu arada Sal ile DJ Siri değiştiler. Serbest atışta da isabet var. 14-11 farkı tekrar 3 sayıya çıkardık. DJ Siri. Siri Omic'e. Omic. Lasme'ye faul. Lasme. 5 dakika dolarken ilk faulünü aldı Lasme. Lasme'nin faul problemine girmemesi takımımız açısından gerçekten çok önemli faktörlerden biri. Üçüncü takım faulümüz bu. Omic. İki serbest atış kullanacak. Sloven oyuncu Alen Omic. İlk maçta 23 dakika 28 saniye oyunda kalabilmişti. Lasme fakat onunla birlikte değişen Chuck Davis müthiş bir performans göstermişti. Birinci maçın adamı olmuştu. İlk atışı isabetli Omic'in. İkide iki atıyor. Alen Omic. %63 ile oynuyor. Serbest atış çizgisinden Omic. Avrupa Kupası'nda. 14-13 üstünlüğümüz var. Mitsov, Lasme. Blackship, Milli. İkili sıkıştırma. Lasme içeride atmadı Sinan. Bir kez daha çembere gitti Sinan Güler. Bravo kaptan. Müthiş. Çok iyi drive kaptandan etti orada. Kaptandan üst üste basketler. 16-13. Sealy. Milli top istedi. Sinan ilk faulünü yaptı. 4 dakika 50 saniye var ilk çeyreğin tamamlanmasına. O ilk 5 dakikalık periyot çok önemli demiştik. Gerçekten çok iyi başladı takımımız. Savunmada da hücumda, özellikle hücumdaki seçimlerimiz, hücumda aldığımız boş atışlar. Çok Brad Neely içeri zorlayacak. Neely ilk maçta da yine penetreleriyle cam yakmıştı. Brad Neely ilk sayıları. Mitchell. McCollum. Pangos. İlk faulü bu. Kevin Pangos'un. Şu ana kadar iyi yaptığımız şeylerden bir tanesi de Hakan. Gran Canaria takımına hızlı hücum şansı vermedik. Şu ana kadar defansif transisyonumuz bu maçın anahtarlarından bir tanesi. Geriye dönüş çok önemli. Onlara bu kolay atış imkanını vermedik. Bays ve Pangos kenarda. Oliver. Aguilar ve Oliver ki oyuna dahil oluyor. Mitsov, Lasme, Aguilar sırtında. Stephen Lasme yaklaştı çembere. Lasme basketi kaydetti. Aguilar'a bir hoş geldin dedi Lasme. 18-15, 3 sayılık fark. Bir kez daha çembere gitti Brad Milley. Black Shield faul yaptı. İlk maçta da Brad Newland'ın bu izlediğimiz penetreleri takımımıza savunmada çok büyük sıkıntılar yaratmıştı. Gene yaratmaya devam ediyor. İki atış kullanacak Neely. İlk atışı kaçtı. Oyun sistemi itibariyle Gran Canaria çok hızlı oynayan bir ekip. Çok yüksek possession'dan pozisyon sayısı çembere çok fazla top atarak basitleştirirsek söylersek oynayan bir takım. Onları bugün daha az pozisyonda tutmak çok önemli. İkide bir attı Brad Neely. İlk maçta da sadece bir kez çizgiye gelmişti. 18-16 iki sayılık üstünlüğümüz. Son 4 dakikaya giriyoruz ilk çeyrekte. Black Shield. Lasme içeri devrildi. Nefis bir pas. Lasme köşede McCollum. Belki cevap var. Eric McCollum. En sevdiği atışlar onlar. Belki üzerinden atlı atışlar. 20-16 farkı 4 sayıya çıkardık. Sealy. Savane de oyunda. Savane. Lasme. Yardım gelmesi lazım. İyi sıyrıldı. Yardım gelmeyince de smaçla bitirdi pozisyonu. Stefan Savane, Senegalli oyuncu. Sinan. Sealy peşinde. Sinan Güler. Lasme şimdi perdeye geldi. Black Shield köşeye. McCollum. Oliver'den sıyrıldı McCollum. Mitsov aynı nokta. Nedemir Mitsov bu kez kaçırdı. Lasme uzandı ama Nelly'de kaldı top. Şimdi sahada size
eşitlenmesi oldu. Yani Omic dışarıda olduğu zaman Lasmen'in de işi rahatlıyor. En azından savunmada faul alma ihtimali biraz daha azalmış olacak. Brad Neely'in de atışı kısa kaldı. Mitsov'un ardından o da kaçırıyor. İçeriye Stephen Lasme'nin topuna Silly mücadele etti. Basketi kaydediyor Stephen Lasme. Bu arada Şilp'in iki tane nefis pası var. İki hücum üst üste. Onun da hakkını vermek lazım. Takımımızın en iyi asistçilerinden bir tanesi Şilp. 8 sayıya ulaştı Lasme. DJ Silly üçlüyü gönderiyor. İlk sayıları Silly'in. Bugünkü problemimiz yayın dışındaki savunma. 3 sayının dışından çok etkili bir takım. 22-21. İlk maçta da bizden fazla 3 sayı kullanmışlardı. 21'de 15, düzeltiyorum. 28'de 10 3 sayı bulmuşlardı. Lasme kenara geldi. İlk maçın yıldızı ve yarı final karşılaşmalarının en değerli oyuncusu Chuck Davis. İlk maçlar sonunda Chuck Davis oyunda, Lasme kenarda. Sinan Güler. Chuck Davis içeride. Mitsov tekrar Sinan köşede. McCollum Oliver savunmasında. McCollum yine pozisyonunu yaratıyor. Aynı yerden. Aynı şekilde. Çok dengeli. Çok iyi hücum ediyoruz şu ana kadar. Sinan yine 3 sayı çizgisinin gerisinden. İnanılmaz attı yine. Bir de serbest atış kullanacak. Sinan ikinci foul. Çok iyi oynarken ikinci foul. Sinan ikiledi. Bu ekstra basketi Selin bir de serbest atış kullanacak. Maçta bir kez daha denge var. 24-24 son 2 dakika oynanacak. İlk çeyrekte. Hakan çok iyi hücum ediyoruz ama savunmada istediğimiz direnci şu ana kadar gösteremedik. Yani onlar da atıyorlar. Sinan köşede boş. McCollum atmadı şimdi ona. Chuck Davis içeride. Mitsov, Shield. Oliver sırtında. Blackshirt zorladı pozisyonu. Eğer atışı bu isabetli. Basket bir defa. Oliver'ı kısa yakalayınca Şilp oradan çok iyi yüklendi. Dileriz dediğimiz gibi olur. Şilp ilk maçta atamadığı, bulamadığı sayıları diliyoruz bu maçta bulacak. Göksel'in oyuna girdi. İki foul alınca Sinan. Savunma deyince Göksel'in aklına geliyor. O da ilk maçta çok iyi oynadı. Gün boyu bağlantılarda, canlı yayınlarda da tekrar ettik Hakan. Bugünün en önemli noktası kısaların savunması. Yani yayın dışından 3 sayının savunması maçın en kritik noktaları. Sakımız adına. Gran Canaria 4 sayıyla dönmüştü az önceki hücumdan. Biz de 3 sayı üretmeyi başardık bu hücumdan. 27-25 üstünlüğümüz var. Sırada yine yokladı orayı. Göksel'in peşinde. Chuck Davis. Topa müdahale var. Chuck Davis'ten ev sahibi hücumu izleyeceğiz. DJ Silly. Oliver yine Silly'yi topla buluşturdu. Silly gitti çembere. Bir basket var kararı daha. Basket var. Kime çaldığını göremedim. Evet, Chuck Davis sanırım. İlk faali bu. Chuck Davis'in serbest atış kaçtı. Mitsov. Aguilar da topa yükselmişti. Mitsov aldı topu. Black Shield. Rabasede oyunda savunmasında. Black Shield'in Rabasede vardı. McCollum köşede. Göksel'in. Göksel'in içeri yükselendi. Göksel'in atış kaçtı. Rabasede savunma ribaundunu aldı. Yine hızlı geldiler. İyi koştuk geriye. DJ Sully. Dikkat etmek lazım. İçeride Chuck Davis. Chuck Davis'ten yine çok kritik yerinde bir müdahale. Savane'den önce topu kaptı Chuck Davis. Bu dakikalarda Silly bize sıkıntı yaratıyor hücumda. 27-27 eşitlik var. Son 43 saniye ilk çeyrekte. Mitsov bu kez çembere getirildi. Bir Mitsov çok dengeli ama atış kaçıyor. Albert Oliver. McCollum'dan sıyrıldı. Atış kaçıyor. İlk maçta da kısalarımız perdelere takılmıştı. Oliver bunu güzel fırsata çeviremedi. Bir faul kararı var. Albert Oliver. Yani çok kritik geldi faul kararı gerçekten. Yani
Bakalım, bu tür baskılarda çok zorlanıyor. Oliver onu baskıladı. Yani tam top kaybolurken. Evet, gol kararı. Oliver de faale itiraz etti uzun süre. Güzel, salonu da aldı arkasına. Evet. Son top hakkı bize kaldı 22 saniye. O for yapmamış olsa bir hücum hakları daha olacaktı. McCollum. Chuck Davis perdeye geldi. McCollum iyi sıyrıldı. Mitsov, Vladimir Mitsov. Az önce yapamadığını şimdi yapıyor. Son iki saniye. McCollum'un sayıdan sonra topa değmemesi konusunda hakem uyarı geldi. Sırf hakem uyarıyor. Enteresan. Tekrar. Evet, tekrar izlenecek pozisyon. Evet. İşte Mitsov'un basketi sonrasında. Yani topu dışarı atmak ya da geciktirmek maksatlı bir temas. Top kucağına düşmüş o da. Gayri ihtiyari topa değil, topa dokunmuş. Yani bu. Evet, süre 3.5'e ayarlandı. 2 saniye kalmıştı. Evet. Son 3.5 oynanacak ilk çeyrekte. 29-27 üstünlüğümüz var. Aa, bir foul yapmayalım orada. Albert Oliver. Albert Oliver. İlk çeyrek tamamlanıyor. Değerli basketbol severler, Galatasaray Odaya Bank yarı finalin ikinci maçında ilk çeyreği 29-27 önde tamamlıyor. UNEP Avrupa Kupası'nda yarı final ikinci mücadelesi. İlk çeyreği temsilcimiz 29-27 önde tamamladı. İlk maçın 14 sayılık avantajı var. Tabii o avantajdan hiç bahsetmiyoruz. Bugün hiç telaffuz etmiyoruz. Oyuncularımız da şu ana kadar zaten o avantaj yokmuş gibi oynuyorlar. İlk periyoda çok iyi başladık. Hücum anlamında mükemmele yakın oynadık. Yani kaçırdığımız toplarda da doğru atışları bulduk. 29 sayı bulduk ki çok iyi ama savunma direncimizi mutlaka biraz daha artırmamız gerekiyor. Yani bir deplasman maçında böyle kritik bir maçta başlanabilecek en iyi şekilde başladığımızı söylemek mümkün. İlk hücum bizim McCollum. Vladimir Mitsov yine yayın gerisinde. Mitsov atış kısa kaldı. Albert Oliver. Bu da güzel atış. Flare screen dediğimiz perdeleme üzerinden Mitsov'un favori yerlerinden Oliver bir atıştı. Oliver kendi şutunu yarattı, olmadı. Rebound'u aldı, o da olmadı. Lasmele kaldı top. Şu anda Gran Canaria'nın en telaşlı isimlerinden biri Albert Oliver. Aslında en tecrübeli umarız isimlerinden daha biri. Daha fazla evet süre alır eğer bu haliyle kalırsa. Evet. Blackship içeride, Lasme var, atmadı ona. 5 saniye var hücum süresinin tamamlanmasına, ikili sıkıştırma. Lasme çembere gitti. Müthiş. Lasme. Omic'i de soktu çembere. Oradan arkadan yardıma gelen. İzleyelim. Ne varsa çember altında geçti. Aldı. Müthiş. Smacını yaptı. Lasme. 31-27. Sinan'dan baskı var. Sealy. Sealy. Boş bırakmayalım. Sealy. Yani ilk periyotta bıraktığı yerden devam ediyor. 12 sayıya ulaştı DJ Sealy. Farkı da bir sayı indirdi. 31-30. McCollum boş da atmadı. Eric McCollum boyalı alanı şöyle bir harmanladı. Şimdi Lasme'ye top, orta mesafe şut. Gene doğru sevdiği atışı buldu. Ama çemberden çıktı top. Şimdi Sealy'nin savunması Sinan Güler'de. Orada düşürememesi çok önemli. Omic Lasme'ye rağmen. Lasme ikiledi. Tam Sinan Güler'in faulinden bahsederken Lasme'nin ikinci faulü geldi. Şimdi tabii tutması çok zor. Yani çok büyük bir boy avantajı var. Omic'e karşı Lasme'nin. İkinci faulü bu Lasme'nin. Omic basket faul kararı sonrası bir de serbest atış kullanacak. Omic de baseline'e çok iyi dönmüş orada.
spin hareketiyle çembere gitmiş. Stefa Savane görüntüdeydi. Tabii biz kendi savunmamızdan bahsederken onların savunmasından da bahsedersek eğer pick and roll hücumlarımızda her seferinde problem yaşıyorlar. Her seferinde doğru atışı buluyoruz biz de burada. 33-31 Gran Canaria üstünlüğü var. Bir de top kaybı yaptık. Baskısı var. 4 sayıya çıktı. Tam sağ baskısı devam ediyor. Ev sahibi ekibin. Seyirciyi havaya sokmamak lazım. Evet. Seyirciyi uyandırmadan oynamak lazım. Bu anlamda lazım. Çok önemli bir hücum. Black Shield, Dasme içeride. Black Shield atışı kaçtı. Oliver McCollum'un bir müdahalesi var. Yine hızlı geldiler. Omic'den bu kez top kaybı geldi. Evet, Allah'tan geldi. Yoksa press üzerine kaptırdığımız toptan sonra bir de bu hızlı hücum yemiş olsaydık gerçekten ritmi bozucu bir hamle olacaktı. Chuck Davis oyunda, Sinan kenara geldi. Evet, ilk kez Lasme ile birlikte oynuyorlar. Chuck Davis'e orijinal pozisyon olan 4 pozisyon olacak. Black Shield perdeye geldi. Chuck Davis içeri devirdi. Chuck Davis pası Lasme. 7 saniye var. Foul. Evet. Foul'ü aldı. Mitzel. 2 atış. Evet, 2 atış gösterdi. Çok iyi. 13'te yerde yaptığıyla. 2 serbest atış kullanacak. Vladimir Mitzel. Evet, atışı başladı. Adımını atış başlamıştı. Evet. Ona itirazı var. Yani iki adımına başladığı anda atış da başlamış kabul ediliyor. İlk atış isabetli. Vladimir Mitzel çok soğukkanlı. Mitzel 2'de 2 atıyor. 35-33 farkı 2 sayı indirdik. DJ Silly. Silly günün sıcak ismi. Silly bu kez çembere gitti. Omic orta mesafe şutu isabetli değil. McCollum savunma reboundunu aldı. Oh, Chuck Davis'e evet, içeride evet. Bir faul. Rabaseda hakem iyi gördü. Bravo. Velosevic çok uzaktan çaldı. Tam önümüzdeki hakem. Bizim bu anlattığımız yerdeki hakem onu çalmadı. Ama Velosevic uzaktan çok iyi o faul yakaladı. Savunma bumpı. Evet. Şu i̇şte hamle. Xavi evet. Rabaseda'nın faulü. Evet. Albert Oliver attı kendini yere. Attı. McCollum. Eric McCollum gitti çembere. Faul. Güzel. İlk maçta benzer bir sahnede hatırlıyorsan teknik faul kararı gelmişti. Enteresan evet, bir şekilde. Albert Oliver seyirciyi oynamaya evet. Devam ediyor. Ve Velosevic uyarmasını istiyor hakemin. Şu anda yere attığı için uyarıyor. Evet, uyarı geldi Albert Oliver'e. O da gülümseyerek karşıladı bu evet. Kararı. Fakat şunu da belirtmek lazım. Şu ana kadar üçlü, bu hakem üçlüsü içerisinde Velosevic de maça ağırlığını koydu. Mitzel. Chuck Davis. McCollum. Kevin Pangos savunmasında McCollum pozisyonu yarattı ama faul bir oldu. Faul bekliyor. Oyun devam ediyor. DJ Silly çok hızlı geldiler. Rabaseda ya. Chuck Davis'ten blok. Faul kararı. Hızlı geldiler. Rabaseda iki serbest atış kullanacak. Faul sonrasında Chuck Davis de ikinci faulünü yaptı. İlk periyot istatistikleri şu anda elimize geldi. Yani %63 ile hücum etmişiz. 3 sayının dışından 8'de 5. Biliyoruz bu hücum yüzdemiz devam eder. Curtis Jaros birazdan oyuna dahil olacak. 37-33 farkı tekrar 4 sayıya çıkardılar. Evet, McCollum kenara geldi. Jaros oyunda ilk kez süre alıyor Curtis Jaros. İlk maçta 11 dakika sahada kalmıştı Curtis Jaros. Yine kendini yere bıraktı Pangos. Bu kez Pangos kendini yere bıraktı. Black Shield.
İçeriye Lasmi'ye çok iyi bir pas. Stephen Lasmi kaçırdı. Ama bir fark kararı var. Evet. Rabaseda. Yani bizim tam önümüzde olduğu için çok net faulümüzü de görebildik buradan. Fakat pota altında hakem çalmayınca bir an biz de tereddüt ettik. İspanyolo taraftarların her karara itirazı devam ediyor. Gördüğünü çalan hakemleri pek beğenmediler. Evet. Yulok'ta İspanyolların ağırlığı her zaman vardır. İlk atış kaçtı. On sayıyla oynuyor Stephen Lasme. Bu 11. sayısı. Şu ana kadar iki koç da akıştan çok memnun olduğu için herhalde mola kullanmayı tercih etmediler. Bizim DJ Selle gitti çembere bu kez. Tek sıkıntımız bu. DJ Selle. 39-34. Gran Canaria üstünlüğü. Black Shield. Chuck Davis. Davis'e indirilen top. Biri sıkıştırmaya geldi. Sırtında Black Shield. 5 saniye kaldı hücum süresinin tamamlanmasına Black Shield. Köşeye Mitsov. Peki cevap var. Vladimir Mitsov atış kaçıyor. O top bizde. Bravo. Curtis Jones kaptı. Black Shield. Yine Mitsov. Yine kaldırdı. Attı. Yine kaçırdı. Üst üste atışlar kaçtı. Vladimir Mitsov'dan. DJ Sealy'yi köşede topla buluşturdular. Jack Davis savunmasında yardım gelmesi lazım. Sealy. Her seferinde problem yapıyor. Foul. Bir Göksel'in savunması olabilir mi diye Sealy'ye düşünüyorum. Evet, Caleb Green. İlk maçta 0 çeken Caleb Green kenarda. Ergin Ataman'ın yanında oyuna girecek. Mitsov kenara alınıyor. Evet, üst üste şutları kaçırınca Ergin Ataman da Mitsov'u biraz dinlendirmeyi uygun gördü. Umarız Caleb Green ilk maçın talihsizliğini üzerinden atacak bu karşılaşmada. Evet, bu arada Sealy de kenara geldi. DJ Sealy'in kenarda olması da iyi ama diğer bir tehlikeli isim Sasu Salin oyunda. Salin. Curtis Jones. Evet, Salin Sealy kadar en azından penetreci bir oyuncu değil. Onun dış atışları çok daha iyi ama Sealy penetrelerde çok bize sıkıntı oldu. 6 saniye kaldı hücum süresinin tamamlanmasına. Curtis Jones kendi şutunu yarattı. Curtis Jones ilk atışı. İlk şutu isabetli. Jones'un farkı da 3'e indirdi. Ergin Ataman'dan alan savunmasının işareti geldi. Omic içeride şimdi ona indirdi Pengos topu. Sırtında Chuck Davis var. Omic yaklaştı çembere. Atış kötü. Black Sheep aldı. Şimdi hızlı hücum şansı. Bastı frene. Black Sheep. O tempoya uymamak çok lazım. Çok indirendi Chuck Davis orada Omic'e. Curtis Jones. Laspe'den perde içeri devrildi, atmadı ona. Black Shield 6 saniye var. Laspe bir kez daha perdeye geldi, boşalttı o koridoru. Shield ikinci sıkıştırma gelince bir daha Jones. Tepede. Bir daha Jones. Jones üçlüğü gönderiyor. Ve molayı ilk aldırıyor. Evet. Curtis Jones molayı aldırıyor. Eşitlik var. Curtis Jones'un üçlüğü. Lasmi'nin ilk çeyrekteki bu güzel smacı Omic'in üzerinden kaybettiği smaç tekrar tekrar görüntüye geliyor. Evet, Jones'un üçlüğü maçtaki ilk molayı getirdi. Reneses molayı aldı. Maçta bir kez daha denge var. Rabaseda topu oyuna soktu. Evet, bizim yüksek bir yerleşmeli bir baskımız var. Zone press dönüşü. Kevin Pangos. Omic içeride. Adam adama devam ediyoruz.
Sasusanin, Curtis Gerald peşinde 5 saniye kaldı. Hücum süresinin tamamlanmasına geriye çekildi Pengos. Kötü bir atış, isabetli değil Omic. Hücum ribaundunu aldı Omic. Aman Lasme. Lasme üçlüyor. Lasme gene faul problemine girdi. Lasme üçledi. Yani bu sayı faul yapmayıp sayıya izin verse çok daha iyisi olurdu. İki atış kullanacak Alen Omic. Yine ilk yarı bitmeden Lasme üçledi. Daha 4 dakika var. İlk serbest atışı isabetli Omic'in. Ergin Ataman da molada savunmayla ilgili konuşmasını yaptı. Yardımlarla ilgili o jump the ball dediğimiz topa yardım edip tekrar adamını gitme arada olmakla ilgili penetre savunmasıyla ilgili konuşmasını yaptı. 2'de 2 attı Omic. 41-39. 2 sayılık üstünlüğü var. Ev sahibi ekibin son 3 dakika 54 saniye ilk yarıda. Caleb Green ilk şutu. Bir de o atarak Caleb başlasın. Green. Müthiş. İlk maçın suskun ismi. 0 çeken Caleb Green. Üçlükle başlıyor maça. Yardım. Sasusanin 42-41 öne geçtik. Bu üçlükle Pengos. Pengos iki sayılık atışı isabetli. Kevin Pengos. Lasme yardıma gidip gitmemekle tereddüt edince çünkü iki faul olunca yakın savunması yapmış olsa faul alabilirdi. O nedenle uzak kaldı. Pengos da 8 sayı ulaştı. Black Shield. 43-42 üstünlüğü var. Ev sahibi ekibin Curtis Jaros. Lasme perdeye geldi. Curtis Jaros çembere gitti. Curtis Jaros dışarıya. Black Shield. Black Shield. Stephen Lasme süre biterken pası. Lazım. Caleb Green bunu da attı ama hücum süresi de olmuştu. Yani Lasme çembere gitmeyi Caleb Green'i görse. Evet. Savani oyunda, Omic kenarda. Bu arada Ergin Ataman molayı alıyor. Galatasaray Odea Bank mücadelesi finale çıkacak ikinci takımın belli olacağı karşılaşma. 43-42 ev sahibi ekibinin üstünlüğü var. Son 3 dakika oynanacak ilk yarıda mola sonrasında. Değerli basketbol severler, finale çıkan ilk takım Strasbourg oldu. Evinde 6 sayıyla yenildiği Trento'yu deplasmanda 8 sayıyla mağlup etti. Son saniyeleri nefes kesen mücadelede finale çıkan ilk takım Strasbourg oldu. Mola sonrasında Gran Canaria hücumu Nivli pas verecek hiç kimseyi bulamadı. Aguilar. Caleb Green çok iyi savundu Savane'yi orada top almasına izin vermedi. Sasusanin. Savane aldı topu. Güzel, şimdi 2 saniye. İçeriye Sasusanin. Bravo Sinan. Sinan'dan geçit yok. Mitchell, Black Shield, köşede Sinan var. Caleb Green, Caleb Green tepede. Caleb Green atış kaçıyor. Tereddüt etmese ilk aldığında o ritimde belki sokacak. Uzunlarımız yolda. Kenarda. Bengals. Brad Neely. Savane'den perde. Bengals. Caleb Green çıktı karşısına. 5 saniye kaldı. Savane. Savane atış kaçtı. Son çok top bizde. Sinan Güler. Brad Neely karıştırdı orayı ama Sinan topun sahibi Curtis Gerald. Mid soldan perde. Gerald.
Savane rahatsız etti. Vladimir Mitsov aldı topu. Evet, Savane faul. İki atış kullanacağız. 4.1 varken çembere gitti. Mitsov, Savane faul yaptı. Tam tecrübe işte böyle bir şey. Yani süreye baktı. Sahaya baktı ve drive etti Savane üzerinden Mitsov. İki atış kullanacak Mitsov. Şu ana kadar 9 sayısı var. Çift tanelere ulaşan tek oyuncu Lasme 11 sayı üretti. İkinci oyuncu da Mitsov oldu. 10. sayısını kaydetti. Hiçbir şey oynamamış gibiydi değil mi Mitsov? Baktığın zaman hiç sanki varlığı belli olmadı ucumda ama sahada bulunması bile yeterli. Mitsov 2'de 2 atıyor. 44-43 öne geçiyoruz. Albert Oliver oyunda. Bengals kenara geliyor. Şimdi bir savunma daha. Bir kez daha boş çevirmemiz lazım artık. Gerrit Green kaldı karşısında Oliver. Salini topla buluşturdu. 3 sayılık atışta isabet yok. Black Sheep onun topuna müdahale Brad Mewey'den ama Mitsov iyi takip etti topu. Evet. Curtis Jarrells. Black Shield, Mitsov top istiyor. Caleb Green. 7 saniye var hücum süresinin tamamlanmasına. Curtis Jarrells köşede Mitsov var. Caleb Green bu topu kaybetti. Hızlı çıktılar. Salin. Durduramayız da. Evet, faul hakkımız dolu. Güzel, çok iyi geri koştu. Albert Oliver. Caleb Green savunmasında içeriye bir pas. Oraya. Atış isabetli Pablo Aguilar. Curtis Jones kalınca orada switch sonunda değişince Aguilar oradan. Aguilar'ın ilk sayıları bunlar. 45-44 üstünlük ev değiştirdi bir kez daha. Black Shield 7 saniye var. Sinan Güler tepede. Neville'in savunmasında 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye. Sinan Güler faul alıyor. Bravo Sinan. Atış kaçtı ama iki serbest atış kullanacak Sinan. Çok daha iyisi oldu. Evet, Sinan sanıyorum son savunmada değişecek. Foul problemine girmek için. Evet, bir mola daha geldi. Evet. Reneses'ten. Reneses molayı alıyor. 45-44 Gran Canaria üstünlüğü var. Mola sonrasında serbest atışlar kullanılacak. Reneses'in molası da tamamlandı. Bir süreliğine de Galatasaray bencine konuk olduk. Molada Ergin Ataman'ı dinledik. Evet, Ergin Ataman atıştan sonra Sinan'ı değiştirecek. Çünkü onun da faul problemine girmesine engel olmak için Göksel'in oyuna girecek. Reneses de son 18 saniye için hücumda molasını kullandı. İki yani, serbest atış kullanacak Sinan. Hücum anlamında mükemmel bir ilk yarı oynadığımızı söylemek mümkün. Gerçekten savunmada istediğimiz belki performansı gösteremedik ama hücum olarak bugün mükemmel başladık maça. İlk atış kaçtı. Top çok nazlandı. İlk atışta 2'de 0 attı Sinan. Kendisine de kızıyor. Hayır, şimdi oyunda kaldı, değişemedi de. İnşallah bir foul problemi gelmez oradan. Albert Oliver.
Son hücumu kullanacak Gran Canaria. İlk yarıda Albert Oliver yine o aceleciliğiyle ne yapacağını şaşırdı. Brad Nevely süre dolarken üçlüğü gönderdi Nevely. Bu iyi olmadı. 48-44 ilk yarı sonucu. Hani Sinan 2'de 0 attı. Üstüne bir de üçlük yedik. Evet. Olabilecek en kötü maç sonu 18 saniyesi oldu diyebiliriz yani. Önemli değil ama çok iyi oynadık. Yine dediğim gibi iki periyot müthiş hücum performansı gösterdik. Ama mutlaka savunma direncimizi bu maç için artırmamız lazım. Bu şekilde atarak maça tutunmamız çok zor. Mutlaka savunmada daha sert, daha dirençli olmamız lazım. Skor anlamında da çok yüksektir. Yüksek bir ilk yarı izledik. Toplam 92 sayı kaydedildi. 4 sayı geride tamamlıyoruz ilk yarıyı. Tabii 14 sayıdan çok da fazla bahsetmiyoruz koç. 14 sayıdan ben de bahsetmek istemiyorum. İlk yarıda maçın son anlarına kadar. Tekhanelerde kalmak çok önemli. Evet. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız değerli basketbol severler. İlk yarı sonucunu tekrar hatırlatalım. Gran Canaria 48, Galatasaray Odea Bank 44. İlk yarı sonucu ikinci yarıda tekrar görüşmek üzere. Las Palmas'tan, Gran Canaria Arena'dan bir kez daha mutlu akşamlar. ULEP Avrupa Kupası yarı final ikinci karşılaşmasında ilk yarı ev sahibi ekibin 4 sayı üstünlüğüyle kapandı. 48-44. Sinan Güler serbest atışlarda 2'de 0 attı ve son saniyede ilk yarıda Nevely'in üçlüğü geldi. 4 sayı önde gittiler soyunma odasına. İspanyol ekip. 5 sayılık maliyet deriz biz ona koç dilinde. 5 sayılık maliyeti oldu bunun. Ama istatistiklere baktığımızda hücum anlamında işlerimiz iyi gidiyor. Tek problemimiz iki uzunumuzun birden üçlemiş olması. Chuck Davis ve Lasmen'in ilk üçer foulü, Sinan Güler'in ikinci foulü alması. Hücum direncimizi, çok ihtiyacımız olan ikinci devredeki hücum direncimizi dileriz düşürmez. İki uzunumuz da artık ikinci çeyreğin sonlarında kenardaydı. Üçer foulü, evet. Lasmen ve Chuck Davis. Hücumda baktığımız zaman hücumda gene onlar kendi oyunlarını oynadılar. Yani 3 sayılık %64 11'de 7 ile oynadılar. Kendi ki bu beklenen bir şey. Bu beklenen bir şey. Yani bizim kendimiz oynadığımız maçta bile bizden daha çok üstü 3 sayı atmıştı. Biz de gene kendi oyunumuzu oynadık. 2 sayılık atışlarda bizde %74. 19'da 14 gibi çok iyi bir yüzde yakaladık. Yüzdeden daha önemlisi doğru hücum ettik. Doğru atışları bulduk. Ve o doğru atışlar sonunda yüksek yüzde yakala. Yani hücum anlamında ilk iki periyot problemimiz yok. Problemimiz defansta. Yani şimdi üçüncü ve dördüncü periyotlarda seriler gelebilir Gran Canaria adına. Çünkü o potansiyete sahip bir takım. Sakin kalabilmek, oyunu asla disiplinden kopmamak gerekiyor. Evet. Ekstra faktör ilk yarıda 14. DJ Sealy oldu. Evet. Kenardan gelip 14 sayı üretti. Bench katkısı 20 ilk yarıda koç. Evet. Gran Canaria'da bizde 8. Bu arada ilk topu da Mitchell kazandırmış oldu takımımıza. Top kaybı Gran Canaria'da. Mitchell topa müdahale etti. Son müdahale Baez'dan. Bu bir anlamda da telafi olacak sanırım. Serbest atışlar sonrası son sayede yediğimiz üçlük. McCollum içeriye çaktıymış ama top kaybı geldi. DJ Sealy. Baez, Mitchell var karşısında. Kevin Pangos. McCollum. Yardım. Omic. Güzel. Omic Chuck Davis çıkardı. İzin vermedi. Baez. O da giremedi içeriye. Baez. Chuck Davis üstünde kaldı. 5 saniye, 4 saniye. Pangos'u dışarıda boş buldular. En atmaması gereken adam dışarıdan attı. Aslında içeriği çok iyi savunduk o ana kadar ama. 51-44. McCollum'un gene ilk periyotta yaptığı gibi 3. periyotta da Pangos'u birer olsun dahi bırakmaması gerekiyor. 7 sayı en büyük fark şu ana kadar maçta Mitchell. O farkı eritebilecek mi? Atışında isabet yok. Brad Nevely. Pangos. Baez içeride Mitchell savunmasında faul. McCollum. Orası aksıyor. McCollum'un
savunmasını mutlaka değiştirmesi gerekiyor. Zaten Jarvis'la değişecek hemen. Seyirci de yavaş yavaş hareketlenmeye başladı fark hediye çıkınca. Buna bir son vermek gerekiyor. Normal önce iyi savunmayla. Önce savunma. Bengals. Curtis Charles savunuyor Pangos'u. McCollum kenara geldi. Faul bu kez Curtis Charles. Kolay fauller bunlar. Kolay fauller. İşte az önce Pangos'un üçlüğü. Yayın gerisinden 2'de 2 60'da 3'de 3 yaptı. Tıpkı DJ Sully gibi Kevin Pangos. Hep söylüyoruz 3 tane tehlikeli atıcıları var. 5 saniye kaldı. Bice. Itzol dokundu topa. Itzol. Şimdi hızlı hücumda Sinan Güler. Bastı frene Sinan. Mitzol tepede. Blackshear. Çok sakin. Chuck Davis ile oynayacaklar. Chuck Davis. 2 sayılık atış. İsabetli değil. Önce Mitzol sonra Chuck Davis'le hücumlardan eli boş döndük. 2 dakikalık bölüm geride kalıyor. 3. çeyrekte 51-44. Omic tepede içeriye Bice. Bice'la kaçırıyor. 3 kişi arasında Bice'la kaçırdı. Allah'tan onlar da kaçırdı ya da onlar da iyi savundu. Sanırım benzer bir 3. çeyrek olmuştu ilk başladı koç. Doğru. Sinan, Blackshear, 7 saniye var, 6 saniye. Blackshear, fake cevap var. 2 saniye bravo kala. Bravo Chuck Davis. Chuck Davis basketi kaydetti. Şimdi Brad Neely ile hızlı gelmek istediler. Blackshear faul yaptı. Çok erken 3. takım faulümüz oldu bu arada. 3. takım faulümüz bu çeyrekte. 2,5 dakika kala faulümüz olmuş oldu. Chuck Davis hücumda. Omic için çok ters bir hücumcu. Bizim açımızdan avantajlı bir eşleşme bu. Tabii tersi de savunmada bizim için geçerli. Black Shelby'nin de ikinci faulü bu. Bice. Mitzov savunmasında Bice. Sinan Siyeli'ye top aldırmadı. Yine seyirci faul bekledi. Bengals. Bengals. Bengals içeri girdi yüksek bıraktı. Basket, bir evet. De serbest atış kullanacak Kevin Pangos. Kısa penetreleri ilk maçta İstanbul'da Abdülpekçi'de de bize sıkıntı olmuştu. Göksel'in şu ana kadar 1.21 süre aldı ilk yarıda koç. Gerald'dan sıyıldıktan sonra Pangos içeri daldı. Basketi kaydetti. Basket faul kararı sonrasında da serbest atışı da isabetli. 54-46. Eğer Pangos'un savunmasında problem olmaya devam ederse Göksel'in oraya girecektir. Sinan bir numaraya kayarak. Sinan Güler. Omic çıktı karşısına Sinan'ın. Mitzol 3 saniye kala. Mitzol 3 sayılık atış. Mitzol. Çok kritik bir atış. Mitzol'dan üçlük geldi. Mitzol. Tam tıkandığımız, durduğumuz yerde Bay tecrübe konuşuyor. Siri dışarıya. Bays zorlayacak pozisyonu. İkili sıkıştırma. Nivli boş kaldı. Nivli kaçırdı. Rebound mücadelesi. Bays aldı topu. İki oyuncu yerde. Sinan ve Omic. Siri, Shield. 7 saniye var. Bu kez Silly'e gitti. Blok bravo, geldi. Chuck Davis. Chuck Davis. Chuck Davis'ten geçit yok Silly'e. Savunma anlamında iyi başladı Hakan. Böyle devam etsin diyorum. 54-49. Farkı 5 sayı indirdi. Mitsov'un üçlüğü. Sinan. Mitsov yine yayın gerisinde içeriye. Blackshear. Neely var karşısında. Blackshear. Atış kaçtı. Kendi ribaundunu almaya çalıştı. 13'te kaldı top. Hızlı geldiler. Neely, Blackshear paraya bravo, girdi, şey. Top oyunda ama Silly'e pas, Mitzo biraz geç kalınca Silly aldı topu içeride Baez. Alenomic de smaçla bitirdi. Bu seyirciyi hareketlendiren bir smaç ve sonrası oldu.
56-49. Farkı 7 sayıya çıkardı Omić. Bu arada Bajs da Aguilar'la değişti. O da dıştan. O da tehlikeli atıcılarından. Mitsov. Mitsov. Üçlü katış. Mitsov bu kez kaçtı. Silly. Savunma reboundunu aldı. Savunma. Bu ucumu çevirmemiz lazım. Silly koridoru buldu. İçeriye pas. Chuck Davis. Kaçtı top. Omić. Omić aradan dereden attı. Çok İsabet iyi. Yok. 7 sayı, 9 sayı, çift haneleri görmemeleri çok önemli maç boyunca. Black Shield, Chuck Davis içeride, Black Shield. Ona güzel, bir müdahale, güzel, faul kararı. Omić'e faul. Omić. İşte pozisyon. Omić'in faulü. Bu da ikinci faul oldu. Sasu Salin ve Albert Oliver oyuna girecek. Bengos ve Silly kenara geldi. Güzel, iki sıkıntı verici oyuncu kenara geldi. Yani şahsen kendi adıma biraz rahatlamış oldum. 7 sayılık fark. Chuck Davis, Mitsov. Sinan 6 saniye kaldı hücum sesinin tamamlanmasına. Mitsov içeride, Chuck Davis. Omić var karşısında 2 saniye. Evet, 1 saniye. Chuck Davis çemberden çıktı top. Chuck Davis çemberden çıktı diye sportmenlik dışı faul kararı. Çok gereksiz. Sportmenlik dışı faul kararı. Yani hem dördüncü faulü hem sportmenlik dışı faul. Çok gereksiz. Ergin Ataman da çok kızdı ama oyuncusuna bir şey söylememek için oturdu. Lasme oyunda Chuck Davis kenara geliyor. Dörtledi Chuck Davis. Şimdi Lasme'nin dörtlememesi lazım. Alenović. Alenović kaçırmaya devam ediyor. Bu kez hücumda durduk. Şu ana kadar 5 sayı. 2'de 0 Alenović. Kenara geldi. Stefa Sabane oyunda. İyi savunma direncimiz var. Onlara da fazla imkan, sayı imkanı vermedik. 3 oyuncu çift hanelerde Gran Canaria'da. Onlardan biri de Omić. Alır almaz üstlerine katış. İsabetli değil. McCollum savunma ribaundunu çekti. Aguilar'ın atışı kaçtı. McCollum. Albert Oliver peşinde. Sinan geldi şimdi o bölgeye. Bu ucundan sayı bulalım Hakan. McCollum last man up perde. Eric McCollum daldı içeri. Eric McCollum faul. Sasu Salin. Salin'in ilk faulü bu. Her iki takım da atarak başlamıştı maça. Şimdi tutarak devam ediyorlar diyebiliriz. Bu döngüyü biz kıralım. Mitsov, Sinan. Lasmenen perde geldi. Sinan bravo Güler Sinan. Çembere bravo gitti. Sinan. Sinan Güler. İlk yarıda da koridoru gördüğü anda Sinan. Vardı. Evet. Gördüğü anda dalıyor içeriye Sinan. Şimdi bir top. Sasu Salin harmanladı boyalı. Sinan'a yardım. 3 saniye kararı. Sabane. Harika bir karar. Bu güzel. 3 saniye. Uzun süredir çalınmayan düdüklerden bir tanesi. Sağlar evet, artık unuttuğumuz. Çok az çalınıyor hakikaten. Stefa Sabane. Ama çok ısrar etti Sabane orada. Sinan arkasında kısa kalınca ısrarla boyalı alanda top istedi. Biraz fazla kalınca da 3 saniye ihlali yapmış oldu. Rabasele oyunda. Gran Canaria'nın baskısı var gene adam adama. Neville kenara geldi. Black Shield, McCollum.
Baskı çektiler. Yine Albert Oliver müdahale etti. Faulü yaptı. Bu kez itiraz etmiyor. Çok net. Bu üçüncü faul oldu. Mitchell. Bir sayı bulalım buradan. Lasme. Drake Shield. Lasme içeri devrildi. Sinan. Birebir Sinan. 7 saniye var hücum süresinin tamamlanmasına. Lasme bir kez daha içeri devrildi. Vermediler. Doğru Black Shield. İki sayılık doğru atışı isabetli. Black Shield'in basketi. Çok sabırlı. Çok doğru seçerek oynuyoruz. Farkı 3 sayı indirdik. 56-53. Son 3 dakika 20 saniye 3. çeyrekte. Savane. Mitchell'un yardımı geldi. Sasusalin yüksek bıraktı. Sasusalin karşılık veriyor. Gran Canaria Salin'le. Lasme geç kaldı yani. 58-53. Sinan. Sinan Güler Lasme içeri devirdi. Stephen Lasme onun topuna müdahale. Aguilar iki oyuncudan kurtardı. Yapma. Hızlı geldiler. Salin bomboş. Üç sayılık atış. Salin. Lasme çembere gitmeyi düşünse oradan bir sayı daha çıkabilirdi. Ama. Farkı 8'e çıkardı. Gran Canaria. Dediğim gibi 10 son olmaması 25. lazım. Son 2-25. Üçüncü çeyrekte. Sinan Güler 4 saniye. 3 saniye. Hadi Sinan. Mitchell. Vladimir Mitchell. Karşılık gelecek mi olmadı. Lasme'de kaldı top. Bir ucum daha kullanacağız. Gabasega'nın müdahalesi vardı. Black Shield. 2 saniye. 1 saniye. Süre doluyor. Black Shield. Sürenin farkına vardı. Atış kaçtı. Bu arada. Yapma. Lasme değildi umarım o. Lasme bir faul. Lasme. Bu çok kötü haber. Yine olacak en kötü şey oldu. Yani şimdi tabii kendini yere bırakıyor. Orada Pangos. Ama tabii Lasme'nin o teması yaratmaması lazım. Yani o riski hiçbir şekilde o düdeye izin verecek şekilde sarılmaması gerekiyor. Atış kaçtı. Lasme dörtledi. Bir de iki serbest atış kullanacaklar. Faul hakkımız olduğu için. Chuck Davis de dörtlü kenarda. Evet fark 9. Son 2 dakika bu çeyrekte atış sonrasında oynanacak. Xavi Rabaseda 2'de 2 atıyor. Fark 10 sayı. Gallup Green oyunda Black Shield kenara geldi. Lasme'yi oyunda tutuyor her gün Ataman risk alıyor. Biraz da mecburiyetten. Sinan tam sağ baskı yine. Oraya yardım geldi. İspanyol ekipten. Sinan. Sinan kurtuldu. Sinan çembere gitti ama faul öncesinde. Onların takım faulleri de doldu. Bundan sonraki faullerde çizgiye gideceğiz. Xavi Rabaseda faul yaptı. McCollum. Sinan kritik bir hücum. Evet güzel iki atış. Bak çift tane. İki atış. Bir faul daha iki atış kullanacağız. Çok iyi oldu. Yani periyot sonuna kadar şu 10 sayıdan olabildiği kadar aşağılara inmemiz lazım. Tabii faul problemleri bizim ucun savunmadaki direncimizi çok düşürecek. Xavi Rabaseda da 4 faulü oynuyor. Bizde de Chuck Davis ve Lasme 4'er faulü. Mitchell çizgide şimdi. Rabaseda kenara geldi. 4 faulü Rabaseda. Mitchell ilk atışı kaçırdı. Kaçırdık dedi. İspanyol rejisi Rabaseda da kaldı. İkide bir attı Mitchell. Chuck Davis farkı Lasme'le 9 sayı indirdik. Lasme kenarda, Chuck Davis oyunda.
Çok önemli savunma bu. Hakan. Son 1 dakika 47 saniye 3. çeyrekte 63-54. Sabahane ikili sıkıştırma var. Köşeye Neely ekstra pas. Aguilar. Bir üstlükte Aguilar'dan. 12 oldu. Fark 12'ye çıktı. Caleb Green. Chuck Davis. Oyna Chuck Davis oradan. Sinan Güler 6 saniye var hücum süresini tamamlanmasına. Sinan Güler yüklendi potaya. Atışı isabetli değil. Oyunun bu bölümlerinde skor üretmekte zorlanıyoruz. Yani bir mola kullanırsa Albert Oliver. Çok uzaklardan bu kez kaçtı Aguilar. Girmedi o atış. Çok seyirciyi de arkasına alan Kanarya'da Aguilar. Hücumda çok durduk Hakan. Şu ana kadar sadece... Şimdi seyirciyi susturmak evet. lazım önce. Chuck Davis. Chuck Davis. Bravo, atış. Chuck Davis. İsabetli. Basket bir de faul. Basket faul. Çembere gitmemiz lazım. Çok fazla çember yayın dışında herkes birbirine vererek oynamaya başladı. Seyirciyi susturan hareket Chuck Davis'ten geldi. Basket faul kararı. Bir de serbest atış kullanacak Chuck Davis. Farkı 10 sayıya indirdik. Şimdi tek haneye. İndirme şansı Chuck Davis. Fark 9 sayı. Son 43 saniye. 3. çeyrekte fark 9 sayı. Albert Oliver. Nivli'yi buldu. Mitsov savunmasında Nivli'nin içeride Savana var. Ona vermedi. Salin. Salin'den üçlük atış isabetiyle ama bu reboundu verdik. Hücum reboundunu aldı Savane Aguilar. Savane öncesinde faul kararı. Sanıyorum Caleb Green'e. Evet. Caleb Green'in bir müdahalesi. Pablo Aguilar. Beş sayısı var. Aguilar ilk serbest evet. atışı kaçırdı. Pablo Aguilar. Bütün salon nefesini tuttu Aguilar atarken. Fazla sessizlik oldu. Şimdi son ucumu iyi kullanmamız lazım. İkide bir attı Aguilar. Evet. Tekrar fark çift tanelere çıktı. Evet, şut tekrar oyunda. Sinan'la değişti o da. Bu çeyrekte son ucumu kullanacağız. 20.5 saniye. Black Shield. McCollum. Eric McCollum. 8 saniye, 7 saniye. McCollum. Caleb Green. 4 saniye, 3 saniye. Mitsov. Hadi Mitsov. 2 saniye kala atışı kaçtı. Çeyrek tamamlanıyor. 67-57. Gran Canaria üstünlüğü var. Yerli basketbol severler, yarı finalin ikinci karşılaşmasında artık başta son 10 dakika 67-57 Gran Canaria'nın üstünlüğü var. Son 10 dakikayı istediğimiz gibi giremiyoruz. Özellikle 3. çeyrekte. 13 sayı üretebildik 3. çeyrekte. 19 sayı izin verdik. İkinci periyotta 6 sayı. 3. periyotta 6 sayı geride bitirdik. İlk periyottaki 2 sayılık üstünlüğümüz 10 sayı skora yansıdı. Şimdi artık bu periyotta iş basketboldan daha çok biraz psikolojiyle ilgili olacak. Soğukkanlı kalabilmek. Paniklememek, normal oyunumuzu oynamamız lazım. 14. Bu periyotta akışımızı kestik, hücum akışımızı kestik biraz. Normal ritmimizi bulmamız lazım hücumda. 14 sayının avantajıyla geldik buraya. Şu anda 10 sayı gerideyiz. Spor servisinden İbrahim Kırkayak da bir hatırlatmada bulundu. 6 Nisan 2000'de Fatih Terimli Galatasaray Leeds'i 2-0 yendi ve finale adım attı. 16 yıl sonra yine 6 Nisan
Ergin Hoca'lı Galatasaray finale adım atacak mı? Bunu hep birlikte göreceğiz. 14 sayının avantajı var buraya geldiğimizde. Şu an 10 sayı gerideyiz. Chuck Davis'te ilk hücum. Faul. Çok faul. Omic. Bunu yapmamız yaptı. Lazım. Mutlaka çembere gitmemiz lazım Hakan. Çembere giden oyuncularımız var. Omic, Chuck Davis eşleşmesi özellikle oradan oynamamız gereken hücumlardan bir tanesi bu. Pot altından topu oyuna sokacak Mitsov. Farkı tek haneleri indirmek ve orada tutmaya çalışmak çok önemli. Şimdi McCollum alır almaz atışı çemberden çıktı ama atış, faul var. İki atış kullanacak. Eric McCollum, Oliver. O da dörtledi. Albert Oliver. Maçın son 5 dakikasına biz 10 sayının altı barajında girersek eğer bu sefer onların panikleme zamanı gelecek. Onlar panikleyecek. O farkı yakalamak için risk almak zorunda kalacaklar. Biz normal şu ana kadar fark 10 sayı oldu ama biz herhangi bir oyunumuzda bir bozulma yok aslına bakarsanız. Tek bizi zorlayan şey faul problemi uzunlarımızın ve biraz da hücumda biraz durmamız. Yani ne şu diyor? Serbest tabii, atışlar, şu lazım. Serbest atışlar, şu serbest atışlar. McCollum 2'de 1 attı. ...67-58... Salin, Şıp, Omic perdeye geldi. Salin şut şansı buldu, isabetli değil. Bu hücum rimantlarını vermeyelim, atış. Omic 2 serbest atış kullanacak. Green, orada box out'ta Green mutlaka önüne geçmesi gerekiyordu Omic'in. Zaten boyu çok uzun. Caleb Green'in ikinci atışı, ikinci faulü. Onun için ilk atışı isabetli. Alen Omic 12 sayıya ulaştı. İkide bir attı. Çemberi dahi görmedi top. Çok güzel attı gerçekten. Evet gerçekten. Çok şık bir atış. Evet. 11 olmadan. Çok tedirgin attı zaten koç. Evet. Yani salonda öyle bir sessizlik oluyor ki onların bile alışık olmadığı kadar sessizlik oluyor tabii. Gerçekten. Yani iyilik yapıyorlar bizim yani için evet. Ama takımları için tabii bu kadar sessizlik. Galip'in Bayes savunmasında. Chuck Davis 1 saniye var. Hadi Chuck Davis. Omic karşısında 5 saniye, 4 evet, saniye. Chuck Davis. 2 evet, sayılık atış. Chuck Davis. Chuck Davis kendine yine özgü. O adımını öne doğru atıp kendi atışını bulduğu anda çok zor savunması Omic'in onu. Farkı 8'e indirdi Chuck Davis. Şimdi bu eşleşme sıkıntılı. McCollum'un Pangos'u iyi savunması gerekiyor. Bayes yine gitti çembere. Omic orta mesafe yüksek bıraktı. Atış olmaz, kaçtı. Bu reboundu alalım. Mitsov uzandı. Bu topu çok aldı. İyi. Çok iyi. Yine kritik bir hücum. Blackship evet. Top istedi. McCollum. Şimdi içeride Chuck Davis. Salim de kaldı orada. 5 saniye var yine Chuck Davis'te top. 4 saniye yine Omic karşısında 2 evet, saniye 1 saniye. Bir daha saniye aynı daha. Atış. Chuck Davis atış kaçtı. Newley yine hızlı çıktı. Mitsov peşinde. Kevin Pangos. McCollum'dan kurtuldu Newley. Omic perdeye geldi. Ayakta müdahale Mitsov'dan. Gran Canaria hücumu olacak. Şilbin matchup'ını ararken çok hücumda zaman kaybettik. Son atışa çok kıskandık. Bengals, Newley. Mitsov savunuyor. Chuck Davis kaldı şimdi Newley'in karşısında. Mitsov içeride. Omic'le ters eşleşme var. Şimdi Omic'i gördüler. Reno topu müdahale etti. Faul kararı. Belosevic faulü tespit ediyor. İkinci takım faulümüz. Her iki takımında iki takım faulü var. Şu ana kadar evet.
Kjellin Pangos pot altından topu oyuna sokacak. Salin kenara geldi. Sealy oyunda. Sealy'de çok sıkıntı oldu bize ama bugün dileriz iyi savunuruz onu. Umarım soğumuştur Eli. Evet. Uzun süredir oyunda yoktu. Pangos 3 sayılık atışta isabet yok. Black Shield çelimeli topu ama bak oğlum çok akıllıca Nemli'nin o topa müdahale etmesine izin vermedi. Top bizde. Yani evde oynadı, deplasmanda oynadığınız bir maçta buna faul çalabilirlerdi. Şu hamleye faul çalınabilirdi. Allah'tan hakemler bunu çalmadı. Bu arada foto muhabirleri de orada ezilme tehlikesi atlattılar. Ezilme tehlikesi atlattılar. Black Shield sayı bulmamız lazım. İçeri girdi. Vermedi ona Black Bulalım Shield. Şu şutunu yaptı. Çeklerden çıktı top. Yine hızlı geldiler. Oraya izin vermeyelim. Nemli o atışları sever. Kevin Pangos. McCollum savunmasında. Chuck Davis kaldı. Omic içeriye devrildi. Onu atmadı. Nemli 8 saniye var. Brad Nemli yine içeriye yüklendi. Köşede DJ Sealy. Evet eli soğumuş. Çok güzel. Foul. Atış kaçtı. Evet. Sonrasında da foul yaptı Bayes. Çok iyi savunduk. Son topa kadar. Ellis Bayes foul yapıyor. Üçüncü takım faulü bu. Gran Canaria'nın. Burada olacağımız sayılar bizi çok rahatlatacak. Bizi her rahatlatan sayı onları strese sokacak bu dakikadan sonra. 3 dakikalık bölüm geriye kaldı son çeyrekte. Fark 8 sayı. O farkı indirme şansı şimdi. McCollum. Bengals şansı yıldı McCollum. McCollum sevdiği yerler yine kaçırdık. Chuck Davis de yükseldi ama o topa müdahale edemedi DJ Sealy. Kolay değil. Her iki takım açısından da stresi çok yüksek. O atışlar el stresi. Chuck Davis'in bir müdahalesi var. Çok kritik bir müdahale. Davis. 4 faulü var Chuck Davis'in. Dikkatli olması lazım. Seyirci de sustu Allah'tan. Onlar da maçın gerilimine kaptırdılar kendilerini. Onu uyandırmayalım. Bengals. Faul McCollum. McCollum bu da gereksiz. Bizim de üçüncü takım faulümüz bu. Lasme geliyor. Stephen Lasme oyunda. Caleb Green'i kenara alıyor. Davis ve Lasme. Evet, iki dört faullü oyuncumuz sahadalar. Sahada. Ergin Ataman bu riski alıyor. Kevin Pangos, Sealy. Sealy çembere gitti. Çok atış kaçtı. Sealy. Bravo Sealy. 2'de 0 Sealy'den. Böyle devam etsin. Çok boş kaldı. Bak oğlum. Son 6-20 mücadelede. Bir sayı finale 6-20 var. Chuck Davis. Tutamaz Pangos. Aguilar karşısında Chuck Davis. İkili sıkıştırma geldi. Chuck Davis 4 saniye 3 saniye içeriye bu ekşi. Chuck Davis 1 saniye kala. Chuck evet. Davis. Evet. Aradığımız sayı bu Hakan. Chuck Davis. İlk başta olduğu gibi yine sırtladı takımı Chuck Davis. Şimdi bir fark top daha mola getirir 68, onlara. 68-62. Savane köşeye Black Shield. Çok iyi Shield. Black Shield. Salon sustu. Salon sustu. Salon sustu 68-62. Sayı bulduğumuz anda mola gelir diyorum ben. McCollum. Kevin Pangos savunuyor McCollum'u. Evet McCollum yine Chuck Davis oynayacağız. Aguilar sırtında. Hadi Chuck Davis 5 saniye. Tepeye. McCollum geriye çekildi. Atış. McCollum atış kaçtı. Bakalım. Çok önemli bir atıştı. Aman orada uyumayalım. O ilk gelişte o topları kullanıyorlar. Brad Nevli'ye gitti. Blok geldi Lasme. Lasme'yi unuttu orada. Dört forlu. Lasme. Tabii dört forluyum ama henüz sağ dışına değilim dedi Lasme. Black Shield. İkili sıkıştırma Black Shield'e. Şimdi Lasme aldı topu. Foul. Nevli. Çok iyi. Son 5 dakikaya giriyoruz. 68-62. Evet. Bahsettiğimiz mola da geldi Renesans'ta. Renesans molayı alıyor. Evet. Şu trafikleri sildim o. Tamam siz.
If Eric, if they deny it to Eric, okay, Vlado, you come to receive the ball. Black, you are on the baseline. And then, put Percy on two sides for Black. Two sides for Black. Come on, Black. Vlado is there. Dragon, two sides for Black. Okay. Chuck, go to this corner. Good pick and roll. Okay, hadi. 68-62 son 5 dakika oynanacak. Aito Garcia Reneses molayı aldı. Farkı 6 sayı indirmeyi başardık. Top bizde. Top bizde. Ve şimdi, artık son 5 dakika final yolunda. Artık zaman onlar için geri düşüyor. Bu oyunumuzu devam ettirdiğimiz sürece onlar daha çok panik olmaya devam edecek. Bizim kontrolümüzü, normal oyunumuzu oynamamız yeterli. Mitsov aldı topu. Rabaseda karşısında Mitsov çembere gitti. Chuck Davis. Black Sheep 6 saniye var. Çok oyalandı. Chuck Davis 3 saniye kala. Kötü bir atış ama aslında bu topu alamadı. Aguilar aldı, hızlı geldiler. Sealy içeride. Bomboş. Gene şükür arayalım derken orada kalan 10 saniye yedik. 5 saniye kala erken atışımız geldi. Farkı 8'e çıkardılar. Baskıları var. Yine baskı. Ama 4 golleri dolu. Ay Allah. O baskı top kaybı getiriyor. Mitsov. Henüz mola kullanmadı kaybı. Ergin Ataman. Son 4.45. Fark 8. Rabaseda alır almaz. Olmasın. Ola. Xavi Rabaseda. Ergin Ataman'ın da molası evet, geldi. Evet, Ergin Ataman şimdi molayı alıyor. Çünkü fark ilk kez 11 sayıya oldu. Çıktı. İlk kez 11 sayı oldu. Ama normal akışımızı, normal hücum ritmimizi devam ettirmemiz lazım bu şekilde. Bundan sonrası akılla, iradeyle, kontrolle, adanmışlıkla ilgili. Son topa gider mi koç? Dileriz gitmez. Dileriz gitmez. Bugün Göksel'in süre alamadı çok fazla. Evet. Sadece 1-20 oldu ilk yarıda. Belki Sinin'in savunmasında ilk yarıda düşünülebilirdi. Ama şu anda koç o tercihi kullanmadı. Yani kalan gibi oynayan oyuncularımız da görevlerini yerine getiriyorlar şu ana kadar ama hücumda hep bir tedirginlik içerisinde hücum ediyoruz bu kötü dakikalarda. Dediğim gibi çembere gitmemiz gerekiyor. Son 4.42. McCollum'la hücum alanındayız. Black Shield. McCollum. Shield. Lasme şimdi perdeye geldi. 8 saniye var. Lasme'yi indiremedi. Black Shield kendisi kullanacak. İçeride Lasme. Yapma, o topa müdahale Aguilar'dan. Çok tedirgin oynuyor. Şimdi. Yine eli boş döndük bu hücumdan. Albert Oliver. Oliver çembere gitti. Oliver atış alalım kaçtı. Last me çeldi. Seri'de kaldı. Oliver. Bir üçlükte Oliver'den. Şilk kroki de şilk mi değişmesi belki gerekebilir bu dakikalarda. Fark 14 sayıya çıktı. Faul evet, yaptı. Atış. Bir de itiraz yani var Rabaseda'dan. Tam zamanında. Rabaseda dışarıya. Yalnız şilk şu anda hakikaten kroki durumda. Beşledi Rabaseda kenara. Rabaseda kenara geliyor. Güzel. Belki onun için girmesi belki bizim maçımızdan daha iyi yani olacak. Buna da itiraz ediyor sonra. Evet. İtiraz edecek hakikaten bir şey yok ama yani bizim sakin olmamız lazım. Yani biraz önce Şirk'in attığı pas iki tane üst üste çok bomba pas attı. Rabaseda da kenarda ama tribünleri Rabaseda 5'ledi kenara geldi. 3.58 ve 14. Maçı bıraktı. Onu da gösteriyor yine. McCollum 2 serbest atış kullanacak. Atalım bir dere hata. Evet McCollum. İlk serbest atışı isabetli McCollum'dan. Salonu susturdu. O da günün ama sustur isimlerinden. Ondan da beklediğimiz oyun bu değil. Artık bir oyun kurucu olarak maça ağırlığını koyması lazım McCollum'un. 2'de 2 attı McCollum. Fark 12 sayı. Şimdi savunma. Şimdi Albert bir top. Oliver. O Mitch perdede.
Albert Oliver. Biraz önce atmıştı. Oliver sıcak. Atış kaçtı. Nasmi bu topu alamadı. Nibler. Nibler'in önünde kaldı. Bu topu vermememiz lazım. Seeley. Yapma yapma. Bence bu foul değil. Seeley çünkü Lassman'in üzerine gidiyor. Tekrar izleyelim. Yapma Lassme. Avans. Lassme kenarda. Lassme beşledi. Bak izle. İki atış kullanacaklar. Lassme'nin üzerine. Çünkü alır almaz Seeley Lassme'nin üzerine doğru ivmelendi. İyi ki isabetli. Akalım'a ve Sinan'a çok görev düşüyor. Kaptanın bak tekrar 14 sayı. Son 3.33. Jack Davis. Evet McCollum. Evet, Albert hadi Oliver. McCollum. Hadi McCollum. McCollum. Evet yüklendi. McCollum. McCollum. Evet. Atış isabetli. Evet. Hayır steps mi? Steps mi? Yapma. Belosevic aldı ama. Nasıl bir steps? Steps kararı var. İzleyelim bir kez daha. Valla ben katılmıyorum. Albert Oliver. Albert Oliver. Chuck Davis takip ediyor onu. Neely. Albert Oliver. Savunalım. 5 saniye kaldı. Yardım. Albert Oliver çembere yaklaştı. Evet. İçeride 13'ü buldu. 13'te 16. Basketi. 16. Hadi bakalım artık oyna. Farkı 16 sayıya çıkardılar. Mitsov'u aramak belki bu dakikalarda. Chuck Davis içeride onu unuttuk. McCollum. McCollum. Hadi McCollum. Atışı evet, isabetli. Bakalım. Hadi. Evet, McCollum. Hadi bir top artık. İki top. İki savunma. 14'e indirdik farkı. Son 2,5 dakika. Final yolunda. Son 2,5 dakika. Albert Oliver. 6 saniye. 13 perdeye geldi. 5 saniye, 4 saniye, 3 çok saniye. Blok. Blok. Hadi bakalım da. Bravo bakalım. Bravo bakalım. Bu hücumdan sayılarla dönelim. Aman Sinan. Seve topa müdahale etmeye Sinan çalıştı. Çok 10 saniye var. Şey yap. Sinan Güler, Chuck Davis içeride. Evet, Mitchell. Vladimir Mitsov. Doğru, doğru, doğru. Aguilar faul yaptı. Hakan Mitsov, Mitsov diyorum. Mitsov'u aramamız lazım hücumda. Mitsov iki serbest atış kullanacak. Onların takım faul hakkı doldu. Bizim 4 faulümüz var. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bundan sonra yapacağımız faullerde onlar da çizgiye girecekler. Son 2 dakika. Çok kritik serbest atışlar. Vladimir Mitsov ilk atış oh. isabetli. Artık hakikaten ellerin titrediği dakikalar bunlar. Mitsov 2'de 2 attı. Farkı da 12 sayı indirdi. Artı 2 avantajımız var şu anda. Evet bir top çevirmemiz lazım artık. Albert Oliver Sinan'ı çağırdı. Aman Sinan Güler'in baskısı dikkat. Var. Aman dikkat. 8 saniye var hücum sesinin dolması var. Sinan'ı içeriye Omic, Omic. Çok rahat gitti çembere. Tepeler ikili oyunda. Foul yaparak da durdurma şansı yok. Chuck Davis'in artık orada. 4 faullü Chuck Davis ne yapsın orada? Sinan Güler. Aman Sinan. Seni topuna müdahale etmeye çalıştı. Çok kritik bir hücum. Sinan. Sinan evet. Tehlike cevap var. Sinan bravo, Güler. Kaptan. Basketi kaybediyor. Çok kritik bir basket hadi artık Sinan bir top Güler'den. Çevirelim. Yani buna yapılacak bir şey yok artık. Seeley üçlüğü gönderdi. Fark 15 sayı. Chuck Davis. Son 1 dakika. Black Shield. Black Shield. Buna bir cevap gelecek mi? Black Shield 10 saniye. Black Shield. Mitsov. Mitsov 6 saniye. 5 saniye. Mitsov. Eline sağlık. Mitsov. Vladimir Mitsov. Farkı 13'e indirdi. Son 56 saniye. Koçların molaları duruyor. 13. Bir top çevirmemiz lazım. Hakan ne yapabilir? Bir top çevirmemiz gerekiyor. Şu anda 13 sayı gerideyiz. 14 sayı ile mağlup etmiştik onları. Çizgiye göndermeyelim. Dikkatli olalım. Son 43. Necesi'nin çembere gitti. Seeley.
Yapma Sinan. Yapma Sinan. Yani DJ Sivri'yi bugün durduramadık. Maalesef öyle. Hep söyledim. Göksel'in belki bu dakikalarda olsa sahada. O gözü kara. Bir de serbest atış kullanacak Sivri. Basket faul kararı sonrasında. Bu kaçtı. 15 sayılık fark. Sayı bulmamız lazım. Son yani 35 saniye. Boş dönersek artık çok zorlaşır işimiz. Evet, McCollum. Hadi McCollum. Zorladı pozisyonu. McCollum! Eric McCollum! Almadım olayı Renesses. Bizim molamız var. Fark 13 sayı. Maç saatiyle 24 saniye saati arasında Hakan, yaklaşık 5 final saniye var. Final savunması bu Hakan. Bunu artık yemeyelim. Final savunması. Bunu yemeyelim. DJ Silly, Aguilar. Aguilar. Yardım, değişme. Aguilar, 13. Güzel. Bir daha Aguilar, attırma. Eller titresin. Attırma. Eller titremiyor ama. Titremiyor. Yani şans topu el üstünden. Aguilar üçlüğü gönderdi. Fark 16 sayı, son 6.3 oynanacak mola sonrasında. Beraberlik durumunda maç uzayacak. Artık uzatmaya ya da galibiyete götürmemiz lazım. Ergin Ataman son molasını, bakar mısın şu atışa? Yani gerçekten artık bu da yani şans topu demek lazım. Yani son saniye. Şu anda 16 sayılık fark var. Eksi 2 averajımız var ve 6.3 saniye süremiz var. Evet, son topu atacağız. Yani ya kazanmak için 3 sayılık bir hamle gelecek ya da Ergin Ataman maçı uzatmaya götürecek. Yani gerçekten zor. Onların savunmada nasıl reaksiyon gösterecek, bizim hangi şey hücum bulacağımız, hücum arayacağımız, hangi oyuncu arayacağımız çok kritik. Yani Mitsova bir atış olabilir. Kenar topu Ergin Ataman, o kenar topunu rakip sağdan oyuna sokacağız. Eminim bir kolay atış dizayn etmiştir. Yani şu anda çembere o topu eli titremeden atacak oyuncuların başında Mitsov geliyor. 6.3 oynanacak. 16 sayı gerideyiz. Çok kritik. Black Shield 14 sayıyla yenmiştik. 16 sayı gerideyiz. Sinan Güler, evet, vermedi onu, Mitsov'a verdik topu. Mitsov 3 saniye, 2 saniye. Mitsov basketi kaydetti. 2 saniye var. Mola istiyor Renesses. Renesses molayı aldı. 2.1 oynanacak. Şu anda Ergin Ataman'da 2 saniye itiraz ediyor. Molanın geç verildiğini. Molanın geç verildiğini. Yani oyuna 5 saniye olmak üzereydi. Oyuncu topu aldı. Oyuna sokmadan mola verildi aslında. 90-76. Hakan, dilerim deminki gibi bir şans topu olmaz. 2 saniyede artık çok zor. Ya inanılmaz attı Aguilar. İnanılmaz yani Aguilar attı. İlk maçta da çok kullan topatan oyunculardan bir tanesiydi. Canımızı yakan oyunculardan bir tanesiydi. 90-76, 14 sayılık fark. Maç böyle tamamlanırsa uzatmalara gidilecek. İlk uzatma periyodu 5 dakikalık bir uzatma periyodu olacak. İstanbul'daki maçta Galatasaray Odaya Bank'ın 14 sayılık üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Çok ekstra ekstra atışlar Gran Canaria'da maçın son anlarında. Gerçekten. Yine faul problemleri bizim belimizi gerçekten çok kırdı bugün. Savunma direncimiz güzel düşürdü. Hadi bakalım 2 saniyeyi yemeyelim. Önce bu. 2 saniyenin savunması. Son 2.1. Albert Oliver. Faul yapmayalım. Bays Oliver. Olmasın. Artık olmasın. Maç tamamlandı. 90-76 Gran Canaria'nın üstünlüğü var. Hakan, her şey yeniden başlıyor. 40 dakikada artık. Her şey yeniden kartlar başlıyor. Kartlar yeniden dağıtılacak. 14 sayılık avantajı cebimizden çıkardık, masaya koyduk ve
bu maçta beraberliği getirdik. Şimdi uzatma periyodu oynanacak. Ama biz bu maçı kazanacak güçteyiz. Oyuncularımız o direnci gösterecek güçte ve tecrübede. Yeter ki motivasyonumuzu kaybetmeyelim. Yine sakin kalmayı başaralım. Bu turun kolay olmayacağı belliydi. Hep aynı şeyi konuştuk. 90 sayı ulaştılar kendi evlerinde. Zaten 87.9 sayı ortalamasıyla oynayan bir takım. Bu ligin, bu şampiyonanın en hücumcu takımlarından bir tanesi. Kolay olmayacaktı. Kendi evlerinde bunu bilerek başladık. Ve şimdi kalan 5 dakikada artık elimizden ne geliyorsa onu yapmamız lazım. İstatistik gelmediği için bir bakarak da konuşmak çok zor bizim için. ULEP Avrupa Kupası yarı final ikinci maçında normal süre tamamlandı. 90-76 Gran Canaria'nın üstünlüğüyle 14 sayılık üstünlükle noktalandı. İlk maçı evimizde 14 sayıyla kazandığımız için şimdi 5 dakikalık uzatma periyodu oynanacak değerli basketbol severler. Avrupa Kupası'nda ilk kez bir Fransız takımı finale çıktı. Trento'yu deplasmanda 8 sayıyla geçen Strasbourg adını finale yazdıran ilk takım oldu. Gideriz ikinci yazdıran takımda biz olalım. Finalde Strasbourg'un rakibi olacağız. Zorlu Gran Canaria deplasmanında maçı uzatma periyoduna taşıdık. Şimdi artık her şey yeniden başlıyor. Artık hiçbir şeyin önemi yok. Önemli olan bu 5 dakikanın nasıl gideceği. Evet, her şey yeniden başlıyor. Her şey yeniden başlıyor. Hadi Galatasaray. Şık, çok suskun, çok tedirgin. Uzatma periyoduna Sinan, Miso, Blackshield, Chuck Davis ve McCollum'la başladık. Sealy. En sıkıntılı. DJ Sealy yüksek bıraktı. İsabet yok. Evet, çok iyi. Topu aldık. McCollum. Bugün verdiğimiz hücum reboundları da canımızı acıttı. Evet, maalesef evet, öyle. McCollum zorlayacak pozisyonu. Güzel, foul. Güzel, güzel. Belosevic'in çalmadığı faulü diğer raket çaldı. Uzatma periyodunda da her faul iki atış. McCollum iki serbest atış kullanacak. Pangos'a çalınmış faul. Üçüncü faulü bu. İlk atış isabetli. Artı biri yazdık hanemize. 2'de 2 attı Erik McCollum. Pangos ve Sealy ve Newley en tehlikeli 3 kısayla sahadalar. Bice, Sealy'e pası. Sinan Obekoğlu. Sealy'i de smaçla bitirdi. McCollum, Chuck Davis, Black Shield. McCollum, Sinan içeriği kat etti. McCollum çok zor çok, pozisyon. Çok zor atış, çok zor atış. Yine kötü bir hücum. Yani Pangos'a karşı o çabukluğunu kurup çembere gidebilse. Bravo Sinan. Sinan'la o topa müdahale etti. Gran Canaria hücumu olacak. Hala 14'teyiz. Kevin Pangos. Chuck Davis iyi kaldı karşısında. Pangos atış kaçtı. Mitsov aldı savunma ribaundunu. Chuck Davis zor atışa bıraktırdı Pangos'u. Black Shield 3 sayılık atış. Black Shield kısa kaldı. Kısa kaldı, hızlı geldiler. Yani Kevin Pangos ne zamandır top kullanmadı zaten. Yedi sayıyla tamamladı normal süreyi Black Shield.
Çok kısa kaldı. Oraya yardım gerekecek. 6 saniye var. Blackstreet bu topun bir müdahale. Bir hızla gidebilsek. 3 sayı kadar değerli bir müdahale Blackstreet'ten. Evet, McCollum. McCollum içeriye. Chuck Davis. Chuck Davis. O Mitch çıktı karşısına. Mitsov. O topu aldı Mitsov. Yine Mitsov'un kucağında kaldı top. 6 saniye, 5 saniye. Sinan Güler. Hadi Sinan Güler ama. Atarken bile çok inanmadı Sinan. Evet, evet. Karşılıklı boş hücumlar. 14 sayılık fark devam ediyor. DJ Silly. Omic perdeye geldi. İçeri devirdi Omic'e. Omic o topu kaybetti. Bayes aldı. Chuck Davis. Çok iyi. Sinan'da kaldı. Hadi top. Sinan. Gidelim şu çembere artık. Hadi Sinan, evet. Çembere. Bastı frene Sinan. McCollum. Son 2-20. Eric McCollum. Sayı bulmamız lazım Hakan. 14'te kaldık ve çok zorlayan atışlar kullanıyoruz. Eric McCollum 6 saniye. Omic tepede. McCollum 3 oyuncu geldi. Sili. Hava atışı. Possession bizde. Hücum Allah'tan. Hakkı bizde. Allah'tan bizde. Hücum hakkı bizde. Yani McCollum. McCollum son çok oynadı. Yaptığını... Çok kararsız kaldı. Omic'i yakalamışsın. Orada dışarı çekmişsin. Artık çembere gitmen lazım. Büyük oyuncular böylesi maçlarda ortaya çıkar. Büyük karakterler, büyük oyuncular burada ortaya çıkıyor. Salin oyunda. Rene ses de çok heyecanlı. Sinan kenardan çok, topu oyuna sokacak. Çok tıkandı. Şimdi Chuck Davis'e indirilen top. 2 saniye kala. Chuck Davis atış kısa kaldı. Son 2 dakika. Ya bu savunmayı yapıp hücumda bulmamız lazım. Pangos. Sabane perdeye geldi. Pangos atış kaçtı. Mitsov aldı. Güzel. Allah'tan attırmıyoruz. Onlar da atamıyor. Ama biz de bulamıyoruz hücumda sayıyı. Yani şu 12 sayı olsa. Bu şansı zırkıralım. Chuck Davis. Sabane sırtında. Chuck Davis. Bayes topa müdahale etmeye çalıştı. Sinan Güler. Hadi kaptan. Sinan Güler hadi kaçtı. Kaptan. Aman erken atış bulmasınlar. Yine çembere gidecek. Silly yine çembere gitmek istedi. Sabane. Sabane'nin topuna müdahale. Chuck Davis peşliyor. Evet. McCollum'un gene o rotasyonu artık gelmesi gerek orada. Yani bugün McCollum yapması gereken işleri ne yazık ki yapmıyor. Laspen'in ardından Chuck Davis de peşledi. Caleb Green oyunda. Curtis Gerrits. Curtis Gerrits oyuna geliyor. Sinan kenara alındı. Son 1.19. Stefa Savane iki serbest atış kullanacak. Curtis Gerrits de bu tür kenardan gelerek sayı üreten, soğukken oynayabilen bir oyuncu. Savane kaçırdı. Savane. Çok güzel. Stefa Savane. Savane ikinci atışı da kaçırdı. Alalım bu topu onu, alalım. Onu. Bu topu alalım. Caleb Green. Yapma Caleb Green. Al şu topu artık ya. Gran Canaria hücumu olacak. Hala 14 oldu. Sayılık fark hala devam oldu. Ediyor. Yani Jarrett. Yani böyle bir zamanda olacak en kötü iş yaptı. Böyle bir baskete izin vermek. Fark 16 sayı. Son 1 dakika. Blackshield. 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 Bir sayılık otuş Blackshield. İsabetli değil. Caleb Green. Karıştırdı orayı. Caleb Green. Shield atar. Foul. Atma. Yani hakikaten Shield. Yani ilk maçta da bu maçta da. Yani şu zorlama atılacak top değil. Gerçekten ya. Yani bu topu atman için maç boyunca o ritimde şut atmış, bir top kullanmış var. Aynı yerden biraz önce de yine zorlama atışı kullandı. Caleb Green de oradan boğazına sarıldı. Silly'i çizgiye getirdik. DJ Silly. Mitsov, Mitsov'u arayacak. Mitsov'u bulacak, organizasyon yapmamız lazım. Bir molamız var hala. Yıla Beşiktaş formasıyla başlamıştı DJ Silly.
önlemiş solda gidiyoruz. Lazım. 52 saniye. 94 Hayır. 78 Durduk. Hücumda durduk. McCollum'a faul. Evet, iki atış geldi. Bahis iki atış kullanacak Eric McCollum. Ya yapmamız gereken şu. Hiçbir şey yapmıyorsak şunu yapsak yeter. Bunu yapacak oyuncularımız var. Yani çembere gitmek, içeri drive etmek, faul aldırmak. Tabii bunu buradan anlatması kolay da. Yani bu maç stresinde, deplasman şartlarında oyuncuların bunu yapması zor. Fark 16 sayı. McCollum iki serbest atış kullanacak. Eric McCollum ilki isabetli. 15'e indirdi farkı. İkide iki attı McCollum. Hadi bir top artık. Yine avantajı sıfırladık. Hadi bir top artık. Son 43 saniye. Bakalım dengeyi kim bozacak? Faul şimdi yapmadan. İyi savunma. Faul yapmadan iyi savunma. İki takımın da güzel. Çok güzel. Aldık Hakan. Kaptık bu topu. McCollum. Aman McCollum. Aman McCollum. McCollum. Sakin. Salim çok uğraştı. Hadi maç topu. Bu final topu bu artık. Hadi McCollum. Aç ortayı. Evet. Güzel. 7 saniyelik fark var. Faulü aldırdı. Yok, sayı geçerli. Sayı yok ama iki atış var. İki atış kullanacağız. 17.8 saniye. Bu sayıları bulalım ve final savunması yapalım Hakan Arslan. Şimdi avantajı artıya çevirme zamanı. McCollum iki serbest atış kullanacak. İlki kaçtı. Eric McCollum. İkide bir attı Eric McCollum. Falcon evet. Üst sayı. Renesses'in molası. Renesses molayı alıyor. Topu ön sahaya taşıyacak. Ve 17 saniyede onlar da son artık hücumlarını kullanacaklar. Yani bunun faul hakkımız yok. Telafi etme şansımız çok az kalacak zaman. Yani bu topu savunmak zorundayız. Ne pahasına olursa olsun Hakan. Şu anda artı bir averaj bizde. Evet. Sayı bulmak zorunda olan onlar. Ama yani faulsüz. Ergin Ataman kenardan hep oyuncularına her şeyi değişin diye sivil çizgi savunmasını işaret ediyor. Yani, mutlaka değişir ama ilk biraz önceki dip topunda olduğu gibi önemli olan o ilk kenar topundan sayı yememek. Onu savunduktan sonra artık onları dengesi atışa zorlamak zorunda kalıyoruz. Ama ilk hamleden o sıkıntıdan sayı yemememiz lazım. Ergin Ataman'ın da bir molası duruyor bu arada. Onu da belirtmek lazım. Farkı 13 sayı indirdik. McCollum'un serbest atıştan bulduğu sayıyla artı bir avantaj bizde. Son 18.8 oynanacak. Renesses molasından sonra şimdi avantaj bizde. Buradan sayı üretemedikleri takdirde işin rengi değişecek tabii koç. Sen numara kalacaklar. Her şeyi değişeceğiz. Uzun kazın kısa. Final savunmasını yiyelim buna. Evet onlar da. Albert Oliver. 12 saniye. 10 saniye. 10 saniye. Albert Oliver 8, yemeyelim 7, hadi 6. Evet, McCollum. Evet. McCollum o topa müdahale etti ama. 7 saniye. Hücum possession onlarda. Süresi onlar. Hücum süresi onlarda. Son 7.4 oynanacak. Oliver yine itiraza geldi. Maçın başından bu yana tribünleri oynayan Oliver. Süre gene daha iyice daraldı. Hadi artık. Hadi artı çocuklar. Bir bizde. Hadi çocuklar. Averaj bizde. McCollum ayakla müdahale. Final için. Kupa için savunma bu. Belosevic sanırım süreyi tekrar 7 saniyeye çıkaracaklar.
Farkın 13 sayıda kalması bizi finale götürür. Bizi Strasbourg'un rakibi yapar. Son 7.3, evet, o 1 saniye tekrar eklendi. Ayakta müdahale vardı McCollum'da. Kevin Pangos. Hadi çocuklar, hadi çocuklar. Bir Pangos. Güzel, verdirmedik. Geçilmeyelim. Albert. Yardım, yardım gelsin Albert. Oraya. Albert çok blok geldi. Blok geldi. Oldu. Kelip oldu. Bu eksik. Oldu. Arkan oldu. Finaldeyiz. Final oldu. Finaldeyiz. 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 Yürek dayanmaz buna. Finaldeyiz. Hepinizin helal olsun. Finaldeyiz. Helal olsun çocuklar. Finaldeyiz. Hakan inanılmaz. İnanılmaz bir finaldeyiz. Mücadele. Hep söyledik. Bunun basketbolla ilgisi yok artık. Bunun adanmışlıkla, bunun mücadeleyle, bunun cesaretle, bunun karakterle ilgisi var. 13 sayıyla yenildik ama... Ve finaldeyiz. Ama Abdi İpekçi'de o büyülü atmosferde, Abdi İpekçi'de 14 sayıyla mağlup etmiştik. Her sayının çok önemi var demiştik ilk başta da. Gerçekten. Burada 13 sayıyla yenildik. O bir sayılık fark bizi finale taşıdı. Finaldeyiz. İnanılmaz bir maç oldu gerçekten. İnanılmaz bir maç oldu. İnanılmaz bir mücadele. Yani erken final, hep söyledik. Gerçekten onlar da finali hak edecek kadar iyi bir takımdı. Ama biz daha çok hak ettik. Yine burada Kanarya Adaları'nda bir destan yazıldı. Yani buna şahitlik ettiğimiz için gerçekten çok mutluyum. Atlas Okyanusu'nda bir tarih daha yazılıyor. İlk kez bir Türk takımı Avrupa Kupası'nda finalde. Seyirciyi de tebrik etmek lazım. Gerçekten, maç sonunda alkışladılar. O kadar güzel. Yani rakip takımı da tebrik etmek lazım. Takımımız hepsi geldi, tek tek tebrik etti. Onlar da takımlarını sportmence alkışlıyorlar. Gerçekten onlar da alkış hak ettiler. En ufak bir taşkınlık yok. Gerçekten medeniyet göstergesi. Bunlar örnek tablolar. Gran Canaria'da, Kanarya Adaları'nın Gran Canaria Arena'da bir tarih yazıldı. Galatasaray Odaya Bank Avrupa Kupalarında başından beri kupanın favorilerinden biri olan Galatasaray Odaya Bank zorlu Gran Canaria deplasmanında 13 sayı geride tamamlamasına rağmen 94-81 yenilmesine rağmen finale çıkan taraf oluyor. Abdi İpekçi Arena'da alınan 14 sayılık. Şimdi finalden bahsedebiliriz Hakan. Strasbourg rakibimiz. Hiç konuşmak istemediğim. Evet, şimdi sıradaki diye. Final için avantajlıyız. İlk maçı deplasmanda oynayacağız ve ikinci maçı o muhteşem Abdi İpekçi Arena'da muhteşem seyircinin önünde oynayacağız. Ve umarız o kupayı da Abdi İpekçi Arena'da kaldıracak Galatasaray Odaya Bank. Zira hem Trento'dan hem de Strasbourg'tan o iki takımı oranla avantaj bizdeydi. Ev son maçı avantajı, evinde evet. Oynama avantajı bizdeydi. Strasbourg Trento'yu geçti. Finali adını yazdırdı. Ve Galatasaray Odaya Bank Strasbourg finalin adı oldu. Tebrik ediyoruz tüm oyuncuları. Ergin Ataman'ı. Gerçekten takımın finale kadar Ergin Ataman'ı da tebrik etmek lazım. Mükemmel yönetti. O stresli anlarda takımını oyuncu değişiklikleriyle müthiş ayakta tuttu. Savunma çok zor bir takım. Gerçekten savunma anlamında alan savunmasına dönemeyeceğiniz bir rakip. Mecburen man to man savunmak zorundasınız. Uzunlarınız ikisi de 4 foul almış ve foul problemine girmiş. Gerçekten zordu işi. Sahada kalan oyuncuların işi de zordu. Sorumluluk alması... Ellerin titrediği anlardı. Çok iyi mi oynadık ikinci yarıda? Oynamadık ama yani çok iyi mücadele ettik. Şu son iki topun savunmasını çok iyi yaptık. Giren oyuncular da çok iyi katkı verdiler. Ve artık her şey boş. İşte Mitsov'un o bloğu. İşte final bloğu bu. Ben Hakan Aslan. Antrenör Gencer Baytimur'la birlikte maçın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştık. Las Palmas'tan Gran Canaria Arena'dan. Tekrar tebrik ediyoruz Galatasaray Odaya Bank'ı ve Avrupa Kupası'nda ilk kez bir Türk takımı finalde. Kanarya Adaları'ndan bütün Türkiye'ye bu müjdeyi de biz iletmiş olalım. Herkese sevgiler. Finalde Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Mutlu geceler diliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.